Şimdi tarihi eserler kiralanacak derken ne oluyor Yunanistan kanadında, neler var? Hepsini iki değerli konuğumuzla konuşalım. Beyazıt Karataş, emekli hava pilot, tümgeneral ve Gürsel Tokmakoğlu, Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi eski başkanı. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Yunanistan'ın savunmaya bu denli yüksek bir bütçe ayırması neredeyse 5 katı. İşte bunu liderler de açıkladı, Miçotakis de açıkladı. Ülkede nasıl karşılandığını aldık az önceki bilgilerle. Kimisi bekliyordu böyle bir kararı, kimisi ise büyük bir tepki verdi. Hatta ülkedeki 3 sendika Atina'daki Başbakanlık Sarayı önünde açız yazılı pankartlar da paylaştı. Böyle zor durumda bir ülke neden savunma bütçesini arttırır? Öncelikle Sayın Tokmakoğlu sizle başlayalım. Göksu Hanım, şimdi bir tehdit olması lazım ve bu tehdidin onaylanıyor olması lazım. Yunanistan'ın baktığınız zaman Soğuk Savaş zamanında tehdidi vardı. Sovyetler Birliği'ydi ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO neyse bu bütçe içerisinden Türkiye'ye 10 veriyorsa Yunanistan'a da 7 veriyordu. Bu 7'ye 10'la silahlanmalarını devam ettiriyorlardı. Soğuk Savaş bitti. Etrafında Sovyet tehdidi yok. Bu tehdit kim? Türkiye mi tehdit? Şimdi baktığınızda eğer ki Yunanistan hani yemiyor içmiyor silah alıyorsa, bu hem halkı açısından tehdidi onayladığı bu halk demek olur. Hem de ona borç veren bir Avrupa Birliği varsa, kredi açan bir dünya varsa, Amerika dahil bunun içerisinde. Bu ülkeler, Avrupa'sı, Amerika'sı demek ki Yunanistan'ın işaret ettiği tehdidi onaylıyor demektir. Şimdi bu tehdit kim? Türkiye mi tehdit? Hayır. Bu suni bir tehdit. Yani şimdi burada yapılmak istenen Yunanistan'ın idealleri çerçevesinde tasarladıkları o politik alanı, ki sizin işaret ettiğiniz gibi Doğu Akdeniz, Kıbrıs meseleleri hep bunun içerisindedir. İşte burada problem çıkartan Yunanistan onaylanıyor demektir bu. Şimdi problem çıkartan tarafı onaylayan, iki türlü düşünen, yani hem Türkiye'ye işte biz müttefikiz, ittifak halindeyiz diyeceksiniz, hem öbür taraftan da Yunanistan'a Türkiye'nin egemenlik haklarına, işte buradaki hakkına, hukukuna bir şekilde siz al bu silahı, kullan diyeceksiniz. Yani böyle bir Batı dünyasıyla şimdi karşı karşıya oluyoruz. Tabii Yunan halkının bunu onayladığını düşünmüyorum ben. Yani her ne kadar parlamentodan bütçe çıkıyorsa da sokakta işte sizin de işaret ettiğiniz gibi insanlar açız diyor. Yunan halkı ne bileyim işte adalarda vesaire yerde turist bekliyor. Ve bunların bir şekilde karnının doyması gerekiyor. Hatta içecekleri suyu bile Türkiye'den gidiyor. Barış denizi olması gereken bir yerde kendi kendilerine şişirdikleri bazı konular var ki bunlar hani tek tek saymayalım. İşte bu kıta sahanlığıdır vesaire, evet, buralardan ama başlıyor. Sayın Tokmakoğlu, şuradan da devam edelim. Tabii biz soruyoruz bu soruyu, Doğu Akdeniz'deki gerilim mi, ama sözler Miçotakis'e ait. Miçotakis Senato'da yapmış olduğu konuşmada böyle işaret etti. İşte orduya ayrılan bütçenin büyük bir kısmının artışı son dönemde Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gelinen son durum, yani gerilimi işaret edince ehaliyle neye hazırlanıyor Yunanistan sorusu akıllara geliyor. Sayın Karataş'a da soralım. Atina savaşa mı hazırlanıyor ya da Türkiye'yi mi bir tehdit görüyor? Sayın Karataş neden böyle bir bütçe arttırımına gitmiş olabilir? Gürsel Tokmakoğlu arkadaşım da başlangıç olarak gayet güzel bir girişle açıklamaya çalıştı. Şimdi Yunanistan'da, yani kuruluşundan itibaren zaten kurulmasının amacı da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyan olduğu için Yunan halkını bir arada tutabilmek, onlara böyle bir milli hedef ulaştırabilmek için en büyük düşman Türkiye. Soğuk Savaş döneminde de yine Türkiye onların baş düşmanıydı. Şimdi de Soğuk Savaş da bitse, bundan sonra başka bir konjonktür de olsa yine Yunan halkı için en büyük tehdit Türkiye olarak görülecek. Çünkü onların bir siyasilerin Yunan halkını bir arada tutabilmek için bir tehdit yaratabilmek amacıyla kullandıkları bir politik argüman. Ama biraz önce yine Yorga Kırbaki de benim Yunanistan'dan tanıdığım bir arkadaşım. Yorgo şöyle bir açıklama yaptı.
işte Avrupa Birliği'nden olsun, diğer yerlerden olsun çeşitli krediler gelecek Yunanistan. Yunanistan da silahlanmayla ilgili program açıkladığında biz bunu kendi milli bütçemizden kullanacağız dedi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Avrupa Birliği Yunanistan ekonomisini kaldırabilmek için kredi vermeye devam ederken Yunanistan'da kendi kıt kaynaklarından ayırdığı parayla da işte eksik olduğunu düşündüğü hedef ülke olarak veya düşman olarak yarattığı Türkiye'ye karşı böyle bir silahlanma yarışı içerisine neye girmek için eksik, eksiklerini Sayın kapatmaya Karatay, çalışıyor. Neye göre eksik? Az önce bir bol getirdik, izleyicilerimize de aktardık. İşte Türkiye ile kıyaslayınca mı kendini eksik hissediyor? Yani Yunanistan savunma bütçesini neden bu kadar arttırdı? İşte Türkiye'ye mi bakıyor? Kıyas olarak bizi mi aldı? Biraz önce söylediğim gibi Türkiye onların baş düşmanı. Dolayısıyla mukayese ederken yetişmeye ayak uydurmaya çalışıyor. Tabii. Bunu dikkat edin. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu, özellikle Suriye'de, yine aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Ege'de faaliyetleri, Libya'daki faaliyetleri, en son Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ve Dağlık Karabağ'daki faaliyetleri dikkate aldığınızda, buna yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadelesinde eklediğiniz zaman, Türkiye'nin envanterine kattığı silah sistemleri Yunanistan'da, televizyonlarda, ana haber bültenlerinde özel yorumcular vasıtasıyla yorumlanıyor. Yıllardır hem eski istihbaratçılar hem yorumcular Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu milli hamlelerle beraber dikkat çekici açıklamalar yaparak kendi hükümetlerini, kendi siyasilerini suçluyorlardı. Hem ona karşı, kendi kamuoyuna karşı bu yükselen seslere, milliyetçi seslere karşı ses verebilmek, bir de her ülkenin kendi güvenliği. Şimdi Türkiye'yi düşman olarak belirlemiş. Biraz koşturması gerekecek. Şimdi uçak alımlarıyla ilgili veya yeni siparişlerle ilgili, ondan sonra mukayese etmek için, yetişmeye çalışmak için o kendi egemenlik hakları çerçevesinde kendi yarattığı düşmanın veya kafasında yarattığı düşmana göre çalışmalarına devam edecek. Bunların ben hemen şöyle söyleyeyim. Evet. Yunanistan yıllardan beri 5 yıllık silahlanma programları veya 10 yıllık silahlanma programları açıklayacak şekilde bu tür silahlanma programlarını yaparlar. Şu ana kadar da hep yaptılar. Yaptıkları silahlanma programları çerçevesinde de Türkiye ile boy ölçüşmek veya Türkiye ile yarışa girmek, onlar için böyle mutlu bir sona yaklaşılabilir yeni silah sistemleri alarak falan, ama Türkiye'nin milli güç unsurları açısından olsun, böyle salt uçaklar üzerinden, tanklar üzerinden veya gemiler üzerinden bir rakamsal mukayeseler yaparak, özellikle şimdi havacı olduğumuz için örneğin Rafael uçağı alacak, işte şunun teknik özellikleri var falan, bunları böyle teke tek bir muharebe alanda veya savaşta böyle kalkıp bir Rafael uçağıyla veya başka bir uçakla bir uçak karşı karşıya gelmeyecek. Ülkelerin milli güçleri topyekun bir harpte karşı karşıya geleceği için Yunanistan'ın, ben şöyle de tamamlayayım bu bölümü. Birazdan geleceğiz. Çok... Rafael uçaklarının hani aslında teknik anlamda da merak ediyoruz. Çünkü bazı iddialar var, konuşmalar var. Fransa'nın aslında eski uçakları, kendi envanterinden çıkarmaya çalıştığı uçakları Yunanistan'a sattığı yönünde konuşmalar da var. Bunun da altını çizeceğim ama sizin cümlenizi alalım son olarak Sayın Tokmakoğlu'na. Ben şöyle söyleyeyim. Yunanistan bu tür silahlanmaları yapabilir. Türkiye de elbette kendi silahlanmayla ilgili projelerini hayata geçirip savunma, yani güvenlik açısından tespit ettiği hedeflere ulaşmak için çalışacak. Başka ülkelerde çalışacaklar. Ama ben şöyle hemen bu bölümü şöyle bitireyim. Ben kendi açımdan söylüyorum. Yunanistan benim muhatap alacağım, yarışa gireceğim bir ülke değil. Ben kendi güvenliğim açısından kendi tedbirlerimi alırım. Yunanistan kendine bir rakip seçmiştir. O da koşturarak arkadan yetişmeye çalışır. Son cümlede şunu söyleyeceğim. Şimdi bunu çok fazla büyütmeden, meclisten geçirerek Yunan kamuoyunda tartışmıyorlar ama Yunan kamuoyunda da muhafazakar kitle özellikle Türkiye'ye karşı atılacak adımlar konusunda her türlü kararın arkasında durur, kilisenin de etkisiyle. Dolayısıyla Türk tehlikesi veya Türkiye gibi bir söylem yaparsanız Yunan halkı buna destek verir. Bu açıdan bunu da bu şekilde görmek lazım. Evet. Ama sokağa indiğiniz zaman, çarşıya indiğiniz zaman da ya Türkiye ile Yunanistan neden böyle bir silahlanma yarışı içine giriyor? Neden yarış içerisine giriyor? Onları kendi ekonomimiz için harcayamayız mı diye de
sokak aralarında konuşurlar diye cümlemi tamamlayayım efendim. Yunan kamuoyunda da böyle bir konuşma vardır diyorsunuz. Şimdi Sayın Tokmakoğlu, Sayın Karataş aslında çok önemli notların altına çizdi. Yunanistan böyle bir yarış içine girdi ama mümkün değil Türkiye ile böyle bir yarış içine girmesin. Tabii az önce ekranlarımıza da getirdik, izleyicilerimize aktardık. Türkiye'de kaç uçak var, hangi alanda kullanılan uçaklar bakımından kıyaslamayı. Yunanistan'ın bu alımlar sonrası, Yunanistan'la Türkiye arasındaki savunma sanayi ve askeri anlamda da bakalım daha geniş bir açıda. Güç dengesi nasıl değişir iki ülkesinde ya da değişir mi? Mukayese kabul etmez. Beyazıt Paşa'mın söylediğine aynen katılıyorum. Yani Türkiye'nin muhatabı bile değil. Hiçbir şekilde işte iki ülkenin değerlerini yan yana koyup da güç mukayesesi, askeri tabirde de öyle geçiyor. Bir güç mukayesesi içerisine girmek söz konusu olamaz. Yani hangi Yunanistan'dan bahsediyoruz? Türkiye ile ilgili meselelerimizi Avrupa Birliği'ne yükledik. Dolayısıyla iyi bir iş yaptık diyen Miçotakis'ten bahsediyoruz. Yani diplomatik, politik işleri Avrupa Birliği'nin sırtına yüklüyorsunuz. İşte bütçenizi tutuyorsunuz, Avrupa Birliği'nin bütçesine alıyorsunuz. Hani fark etmez. Yani kendisinden ayırmış veya borçtan kullanmış, hiç fark etmez. Şimdi nereden baksanız bütün sorunlarını başkalarına yüklemiş bir ülke. Ama Türkiye bütün sorunlarını kendisi, kendi bütçesiyle, kendi diplomatik performansıyla, politikasıyla yönetiyor. Onu bırakın. Biz zaten 70-80 neyse 100 milyona yakın nüfus, o orada 10 milyonluk bir ülke ve adalara dağılmış durumda. Yani biz barış denizi olsun dediğimiz yerde o savaş düşünmeye çalışıyor. Zaten yanlışlıklar, yani bütünüyle buradan giriyoruz ki sizin aslında beklediğiniz cevap şu, hani uçak sayısı, tank sayısı vesaire. Şimdi ben oraya da gireyim o zaman. Yani siz ne yaparsanız yapın, biz bu askeri uzman olarak bu işleri mukayese ederken sayısal rakamlara, net rakamlara bakmayız. Onun arka planında onu kullananlara, kullanma becerilerine veya lojistiğine, bütün bunlara bakıp kuvvet çarpanı diye bir laf kullanırız. Yani burada Yunanistan'ın eline şu andakinin 5 katı daha silah verseniz kuvvet çarpanı hiçbir zaman Türkiye'nin eşidi olamaz. Türkiye motivasyonu çok yüksek, askeri kabiliyetleri, kurmay zekası, lojistiği, bakım onarım üsleri, hatta işte savunma sanayi becerisi, yani her şeyiyle baktığınız zaman, evet. Örneğin Yunanistan'ın tutup da buyurun. Şimdi Sayın Tokmakoğlu, çok kısaca şunu da sorayım. Aslında her ikinize de sormak istiyorum. Tabii Almanya bütçesel anlamda Avrupa Birliği'nde Yunanistan'a destek oldu. Kısaca bir cümle olarak almak istiyorum aslında bunu. Akıllara da şu soru geliyor. Yunanistan'ı kim cesaretlendiriyor, kim destek oluyor? Arkasında kimler ya da hangi ülkeler olabilir? Ben mi cevaplayacağım ilk? Evet, Sayın Tokmakoğlu, sizden alayım. Ha. Ardından Sayın Kırtaş'tan da bir cümle. Almanya, evet. Almanya 4 tane fırkateyn daha vereyim, işte 4 tane fırkateyninizi de onarayım, yenileyim diyor. Fransa işte 18 Rafale vereyim, bunun 8 tanesi ikinci el, bedava vereyim. 10 tanesini para karşılığı olarak borca yazayım diyor. İnsansız hava araçları, botlar, helikopterler vesaire böyle bir konu var ama yaklaşık gene 2500 kadar personel ilavesinden bahsediliyor bunun giderleri. Bunlar bütçeyi arttırıyor haliyle, işte o Yorga Kırbak'ın da söylediği o artışların karşılığı gelen şeyler bunlar. Aslına bakarsanız Almanya herhangi bir şekilde bunları onaylamıyor ama Avrupa Birliği'nin geneli bakımından bu yolda düşünüldüğü için Avrupa Birliği'nde Yunanistan'da sesini kısan taraf olarak Almanya'yı gösterebiliriz. Ama işi köpürten kısım ise bilindiği gibi Fransa, evet, olmuş oluyor. Evet. Sayın Karataş, sizden de bir cümle alabilirsek, süremizin de artık sonuna geliyoruz, toparlayıcı olarak. Hemen şöyle söyleyeyim ben. Şu andaki iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, yani artık ne diyelim, yeğen veya oğul Mitsotakis ailesinin ferdi olarak daha önce Yunanistan'ı batıran parti bunlar. Yani ailece Yunanistan'ı batırmışlar. Yine böyle F-16'lar vesaire falan silahlanma programlarıyla beraber. K-52
Kendisi zaten aynı zamanda Amerika ile beraber Amerikan Dışişleri Bakanlığı Girit'teki konutta ağırlayacak derecede samimi olması nedeniyle ülkesi falan, menfaatleri falan, bunların, bu ailenin falan umurunda değildir. Evet. Bu bir aile olarak gelmişler, batırmışlar, kaybolmuşlar, ülke iflasa sürüklenmiş. Şimdi tekrar yeni bir cehreyle, başka bir fertle, yeni bir Sotakis'le beraber Yunanistan'ın başına geçmişler. Silahlanma projelerini arttıracaklar. Başarılar diliyorum. Her zaman söylüyorum. F-35 almalarını da tavsiye ediyorum onlara. Bir son cümlede. Şimdi bütün adalardaki nüfusun desteklenmesi için, özellikle Türkiye'ye yakın adalardaki olan bölgeler, Türk vatandaşları hiç düşmanlık beslemeden bütün gerginliğe rağmen adalara, tatillere falan gidiyorlar. Evet. Hatta bu kadar açıklama yapan Yunan halkı, Türk halkının adalara geldiğinde çok para harcadığını da söylüyorlar. O zaman sadece adalara gitmeyerek bile o kendi milli bütçesine yapacağı harcamanın büyük bir kısmını engellemiş oluruz diye de şöyle bir parantezle cümlemi tamamlıyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karataş'a ve Sayın Tokmakoğlu'na. Yunanistan'ın savunma bütçesini artırmasıyla ilişkili olarak detaylı bilgilerini, değerlendirmelerini aldık.